Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbul Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Dünya varken yok olur. Bir gün Allah ondan razı olsun Hazreti Ömer, şeriatın sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hasır üzerinde yattığını görür. Hasırın izleri mübarek teninde iz bırakmıştır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer bu manzara karşısında ağlar. Şefaatin kaynağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağlarsın ya Ömer diye sorar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle cevap verir. Ya Resulullah nasıl ağlamayayım? Kisra ve Kayser bunca nimet içinde kalın döşeklerde yatıyor. Senin Allah'ın Habibi Rabbül Aleminin Resulünün mübarek nurlu cisminde hasırın izleri yol etmiş. Ya Resulullah ne olurdu? mübarek bedeninizin altına bari bir aba serseydim. Ya Ömer, der Allah'ın Resulü. Onlar öyle bir kavimdir ki bugünün rahatı ve hoşnutluğu için ahiretlerini bıraktılar. Biz de öyle bir kavimiz ki dünyanın rahatlığını bırakıp ahireti ve rahatlığını tercih ettik. Ya Ömer, ahirette kıyaslandığında Dünya şuna benzer. Biri serçe parmağını denize soktuğunda parmağındaki yaşlık ne kadar kalırsa dünyada ahirete nispetle odur. Sıcak günde o ıslaklık parmakta ne kadar kalırsa dünyanın yerinde durup sabitlenmesi de o kadar olur. Dünya varken yok olur. Her gün her an kuruyup gider. Yazıklar olsun o kişiye ki, bu kadarcık olan dünyanın hayaline aldanır. Ya Ömer! Kişi dünyadan ne kadar hoşnut kalırsa, ahiretteki nasibinden o derece kaybeder. Bırak! Dünyayı zahmetle geçirelim. Öyle olsun ki, varıp ahirette rahatlık bulalım. Ey Aziz! Eğer biz dünyayı sevmiyoruz, dersen, dünyayı sevmeseydin, ondan kaçardın derim. Zira dünyayı sevmeyenler, kendisinden kaçar. İnsan, yaratılış itibariyle, sevmediği şeylerden uzaklaşır. Sadece kendisini değil, oğul ve kızlarını da uzaklaştırır. Malum, insanlar, eline geçirdiği dünyalığı, Çocuklarına miras bırakır. Kazandığını sandıklarda saklayıp onun çoğalması için çalışır. Bir yandan böyle yapar, diğer taraftan da hiçbir şeyim yok diye ağlar. İnsana gece gündüz dünya için çalışıp onu maksat edinmişsin dendiğinde hak teâlâdan helal olanı isterim der. Halbuki her halinden anlaşılır ki dünyayı sevenlerdendir. Zira dünyayı sevmeyen onu istemez. Kendisine verseler dahi almaz. Ey kardeş! Kendine bir bak. Fakirlere bir şey verdiğinde canından bir parça kopar gibi olur. Bu sebeple verdiğin ne ona ne de sana yarar. Çok verdim dediğin elli veya yüzdür. Ama nefsin için olmayacak yere on bin, yirmi bin harcarsın. İsraf haramdır diye düşünmeden nefsinin hoşuna giden yerlerde paranı saçıp savurursun. Malını ne için israf ediyorsun? Dendiğinde bu malı ne için kazanıyorum? Tabii ki nefsimin arzuladığını almak, yiyip içmek, keyfime göre giyinmek için. Değilse altın, gümüş ve paranın ne önemi var? Bunların başka mutluluğu olmaz ki dersin. Böyle düşündüğün için malın salih değildir. Çünkü salih mal hak yolunda harcanandır. Halil İbrahim peygamber aleyhisselamın malı gibi. Kendisi aba giyer ama fakirlere binlerce akçe dağıtırdı. Onlara türlü yemekler ikram ederken kendisi arpa ekmeğiyle beslenirdi. Sense senden geriye kalanı fakirlere yediriyorsun. Şimdiki zenginler bir meteliği iki fakire paylaştırır. Evlerinde pişen yemeklerin kokusuyla fakirlerin aklı giderken bunları komşularına ikram etmezler. Lafa gelince de biz salihlerdeniz. Mal ve mülkümüz helaldir derler. Bilmezler ki cimri ve münafıktırlar. Malları da haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadaka sahibinin elinden çıkıp isteyenin eline ulaşmadan önce Allah'ın huzuruna varır. Ey Aziz, cimrilik etmene, malını hak yolunda harcamana mani olan şeytanın adeti şudur. Biri, fakire bir şey vermek istediğinde şeytan hemen müdahale eder. Şöyle bir vesvese verir. Malını boş yere ziyan etme. Sağa sola savurup sonunda pişman olma. Zira başına neyin geleceğini bilemezsin. Hasta mı olacaksın, kötürüm mü? Bilemezsin bunu. Yardımda bulunmak neyine? Verirsen lazım olduğunda nereden bulacaksın?'' sakın kimseye verme, fakir ve muhtaç kalırsın. Şeytanın telkini böyle olur. Bunu söyleyen, insan suretinde dahi olsa o şeytandır. Hak Teala sana gelip böyle konuşan şeytandır. Fakirlikle korkutur. Şeytanın sözüne kulak vermeyin. Sizi bağışlayıp affedeceğim. Benim sözüme inanın. Buyurur. Bakara Suresi 268. ayeti i Kerime şöyledir. Şeytan sizi fakirlikle korkutup cimriliği terkin eder. Allahsa katından bir mağfiret, bir lütuf ve kerem vaat eder. Dünya bir gölge gibidir. İster Allah'ın sözüne uyup ahiret yolunda yürü, istersen şeytanın telkiniyle cehenneme doğru yol al.'' Cehenneme giden yolda şunları yaparsın. Hak Tealanın verdiği maldan fakirlere vermez. Oğul, kız, eş ve dostlarına türlü yemekler yedirir, elbiseler giydirirsin. Geriye bir şey kalırsa onu da nefsine harcarsın. Cennete doğru yol alansa şöyle yapar. Kendinden, evladından ve eşinden kısıp fakirleri doyurur. Onları yedirip doyurduktan sonra kalanı çoluk çocuğuna ve nefsine ayırır. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz böyle yaptılar. Nefslerinden kesip fakirleri doyurdular. Üç gün üç gece bir şey yemedikleri oldu. Hadis kitaplarında Şöyle bir kısa rivayet edilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirete göçtükten sonra Allah ondan razı olsun Zübeyir bin Avvam gaza ganimetinden Hz. Ayşe validemize 182 bin dirhem gümüş getirir. Allah ondan razı olsun. Hz. Ayşe validemiz bu ganimetin hepsini fakirlere dağıtır. O sırada kendisi oruçluymuş. Akşam olduğunda cariyesine evde iftarlık bir şey var mı diye sorar. Cariye birkaç zeytin var deyip önüne bunları koyduktan sonra şöyle söylenir. Bugün o kadar akçeyi paylaşırken bir akçe de bana verseydiniz et alıp pişirirdim. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe validemiz beni suçlama der çünkü Allah'ın peygamberleri ve dostlarının düşmanı olan akçeler evime gelince korkumdan seni unuttum dünyayı sevmeyenler böyle davranır şimdilerde dünyayı sevmediğini söyleyenlere hayret ediyorum paralarını önce keselere arkasından sandıklara koyuyor bununla yetinmeyip onu birden fazla kilidin arkasındaki odalarda mühürleyip saklıyorlar. Buna rağmen endişeyle geceleri uyuyamıyorlar. Durumları böyle ama yine de dünyayı sevmediklerini iddia ederler. Diyelim ki insanlar onlara inandı, onlar da rahatladı. Peki bunlar yarın huzurda Rabbül Alemin'in divanında ne diyecekler?'' Senin muhabbetinle doldurmak için yarattığın gönlümü dünya sevgisiyle doldurup murdar bir vaziyette huzuruna getirdim diyebilecekler mi Ey Aziz bu fani dünya bu zindan ne gönül verilecek ne de aldanılacak bir yerdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya birleştir onu ancak köpekler arzular. Demiş olsun da, hakkı murad edenler, bu leşte sefa bulsun ve ona nazar etsinler. Bu mümkün mü? Ehli dünyanın misali şuna benzer. Adamın biri, yabani bir hayvan yavrusu bulur. Beğenir bunu. İleride, güzel, evcil bir hayvan olur düşüncesiyle, koynuna sokup eve getirir. Ey Aziz! Yukarıda anlatmıştım. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Adem babamızla Havva annemiz yeryüzüne indirildiklerinde dünyanın pis kokusuna tahammül edememiş, akılları başlarından gitmiş. Tam kırk gün öyle yatmışlar. Zamanla burunları bu kokuya alışmasaydı gönül bu leşi kabul etmezdi.'' Allah ondan razı olsun. Yahya bin Muaz, hikmet göklerden inip gönüllerde karar kılar. Ancak içinde zerre kadar dünya kokusu olan gönülde durmaz der. O halde dünya leşinin muhabbetini gönlünden uzaklaştır. Cömertliği adet edin. Yarın hakkın huzuruna vardığında Allahü Teala kulum sana verdiğim dünyayı nasıl harcadın? Hesabını ver bakalım dediğinde utanıp ne diyeceğini bilemez duruma düşme. Tekasür suresi 8. ayeti kerime de şöyle buyruluyor. Nihayet o gün nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri şöyle der. Hak Teala fakirlerle birlikte yenilen nimetlerden hesap sormaz en doğrusunu allah bilir